Ekranlara gelen bir son dakika görüntüsünü ekranlarınıza getirelim sevgili seyirciler. Yeni görüntü, komandoların Fırat'ın doğusuna girdiği anlara ilişkin bu görüntü ekranlarınıza geliyor. İşte Türk Silahlı Kuvvetleri askerleri Fırat'ın doğusuna böyle giriyor. Gece saatlerindeki elbette çekilen fotoğraf, çünkü saat 21'den sonra kara harekatı başladı. Saat 16 itibariyle topçu atışları, daha sonrasında ise F-16'lar, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları havalandı ve hedefler vuruldu. 21 civarındaydı saat ve komandolar da Özgür Suriye ordusu da Fırat'ın doğusuna intikalini gerçekleştirdiler. İşte ilk görüntüler bunlar. Operasyona Mehmetçiğin dahil olduğu ilk görüntüler bunlar. Buyurun hocam, devam edelim. Biz tabii dün gece itibariyle de bütün bu atışları izlemiştik. İzleyicilerimize bir kere daha bunu ifade etmekte fayda var. Böyle sık sık atış görmedik. Sık sık atış görmememizin sebebi çok isabetli atışlar olması, evet, özenle seçilmesi ve hatta isabet kaydedilmesinin de bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Hı hı. Bu nedenle de yani atılan vuruldu ve isabet sağlanmış oldu. Evet, peki bu arada Tunceli'den gelen komando birliklerinin bu operasyonu gerçekleştirdiği bilgisini arkadaşlarım paylaşıyorlar sevgili seyirciler. Ve Kayseri'den gelen komandolar ilk etapta sınırın diğer tarafına, Fırat'ın doğusuna girdiği anları böyle ekranlarınıza getiriyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Doğu Fırat'ın hava harekatı ve topçu atışlarıyla başlattığı Barış Pınarı harekatından sonra bu kapsamda ilk görüntüler işte bunlar ekranlarınıza geliyor. Bu arada saat 22 sıralarında 3 ayrı noktadan Fırat'ın doğusuna giriş yaptı Türk Silahlı Kuvvetleri askerleri. Şunu da belirtelim, 181 hedeften bahsediyoruz terör gruplarına ait. 181 hedef dün saat 23-24 civarında açıklanan bilgiydi Milli Savunma Bakanlığı tarafından. An itibariyle bu rakamın çok daha fazla olduğunu tahmin etmek elbette ki güç değil. Dolayısıyla ilerleyen dakikalarda ya saatlerde Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelecek o bilgiyi ekranlarınıza da getireceğiz, sizlere de aktaracağız.